Merhaba dostlar ve Türkiye Pokemon Ligi finalindeyiz. Hem turnuvanın son maçına çıkıyoruz hem de final maçına şampiyon olmaya çıkıyoruz. Rakibimiz Gangzilla. Gangzilla ile mücadele edeceğiz. Tabii ki güçlü bir takım, güçlü bir kişi. Bakalım hayırlısı olsun. Umarım şampiyonluğumuzu elde ederiz. Daha önce bir turnuvada daha final oynamıştım. Onun maçlarını yayınlamadığım için bilmiyor olabilirsiniz. Bu ikinci finalim oldu. Bakalım umarım bir şeyler yapabiliriz. Rakibime de hemen şöyle bir başarılar dileyim. Biraz sorunlarla mücadele ettim. Maç beklenenden yarım saat geç başladı. Gangzilla'ya da ayıp ettik biraz. Önce kayıt cihazında sorun yaşadım. Sonra Pokemon'da sorun yaşadım vesaire derken. Sonuç olarak buradayız. Yakamı da şöyle katladım. Mikrofon değiyor diye. Evet. Takımımız bu şekilde. Aslında Gangzilla ile ilk maçta karşılaşmıştım. Turnuvanın ilk maçında. Ona çok benziyor takım. Bakalım ya. Elimizden geleni yapacağız. Yani artık buraya kadar geldik. Buradan sonrası kim kazanır, kim kazanmaz artık birazcık göreceğiz ne olacağını öyle diyelim ve hadi bakalım. Rakibimiz bakalım hangi Pokemon'ları getirmiş. Ben bir de çok mu büyüğüm ya kamera olarak sanki. Şöyle biraz küçülteyim. Bakayım. İlginç. Rakibim de aynı Pokemon'larla gelmiş. Sanki böyle yani herhalde aynı Pokemon'lar değil mi? İlk maçımın aynısıyla gelmiş diye hatırlıyorum sanki. Garip. Demek o da öyle bir şey düşündü. Evet, şöyle bir bakalım. Geçen maçta galiba Entei Suicune'la başlamıştı. Bu sefer aynısıyla başlar mı? Onu bilmiyoruz tabii ki. Biz neyle başlayalım acaba? Regieleki ile başlayabilir tabii. Bir de öyle de bir durum var değil mi yani? Acaba Suicune Mamoswine'la mı gene başlasak acaba diye de düşünmüyor değilim. Suicune Mamoswine, Arkya'da Zacian'la Rillaboom mu? Yok, Rillaboom alsak bir iş yapar mı? Yapıp yapmadığını göreceğiz. Ya ilk maçtan birazcık bakacağız duruma. Aynı Pokemon'lar gelmiş ama aynı şekilde çıkar mı? Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım final maçı. Son maç. Turnuvanın da bitiş maçı. Aylardır sürüyor bu turnuva. Buralara kadar gelmeyi açıkçası beklemiyordum. Onu da söyleyeyim. Evet. Wimsicott Eternatus'la başlıyor. İlginç bir başlangıç oldu. Evet. Aslında Wimsicott'la başlayacağını birazcık tahmin etmiştim ya. Evet. Tailwind yapıp direkt olarak Eternatus'la vurmaya gidebilir. Öyle bir şey yapabilir gibi geliyor bana sanki. Tailwind yapıp biz de Tailwind'imizi yapalım. Gerçi Tailwind yapmam çok işe yaramayacak gibi sanki ya. Bu tur Tailwind yapmak yerine direkt vursak mı acaba? Öyle de bir şey var. Direkt sınav yapayım ben ya. Buradan da bir Protect yaz. Helping Hand. Suicune'a mı vuracak acaba? Tailwind'e gerek duymadı tabi hızlı olduğu için. İyi güzel. Helping Hand gene yapabilir ama öyle de bir durum var şimdi. Special atağını düşürmüş olsak bile. Ne yapacağız bakalım şimdi. Tekrar sınavını yapabilirim. Ama beni Encore'la kitler mi acaba ya? Öyle de bir durum var değil mi? Bu sefer Icy Wind deneyeceğim ya.
Eternatus çekti. Lando olabilir. Keşke Aishart'ı oraya yapsaydım ya. De. Evet, Encore'u yedik. Aa, çok az vurdu. Niye bu kadar az vurduk ya? Ha, galiba defans kasmış. Doğru ya. Evet, Suicune biraz şu an sıkıntıya girdi. Değil mi? Suicune'u çekmek zorundayız. Şimdi şöyle bir durum var. Aishard'ı Landorus'a yapsak acaba ne olur? Bir Encore daha yer miyiz ya? Öyle de bir şey olabilir değil mi? Encore'a bizi kilitleyebilir ha. Öyle bir durum da var şimdi. Dur bakalım. Umarım Rillaboom'a çarpı 2 vuracak bir şey yapmamıştır o sırada. Tailwind. Güzel. Güzel. Lando'yu indirdik. Bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Ama tabi Tailwind biz yapamadık. O yaptı. Şimdi Eternatus tekrar gelecektir muhtemelen tabii ki. Şimdi ben bir Aishart daha yapsam Whimsicott'ı götürür. Değil mi? Eternatus'un geleceği belli. Şimdi Eternatus Fake Out yapabiliriz Eternatus'a. Fake Out'u yapmamız lazım ya da Protect yapacak en kötü. Buradan yine bir Aishart yapsak mı acaba? Bakalım ne olacak. Whimsicott'ın Protect'i var mı acaba? O da var. Whimsicott'ı da alırsam güzel olur ya. Hadi bakalım. Çekebilir tabi, o da var. Değil mi? Onu düşünmedik hiç. Tailwind'ini yaptı sonuç olarak. Şimdi ben Suicune'u çektim ama Encore ne durumda? Encore geçmiş oluyor mu o zaman? Bir Encore daha geldi. Gelsin. İyi, Whimsicott'ı en azından aldık. Galiba Icicle Crash yapmayayım diye herhalde şey yaptı. Aishart'a beni kilitledi. Bakalım son Pokemon'u kimmiş? Eleki, wow. Şimdi Eleki'si Focus Sash, onu biliyorum. Eleki'yi indirebilirim sanki ya. Ama ya Protect yaparsa? Değil mi? O da var. Tailwind'den dolayı ikisi de benden hızlı. Doğru mudur? O yüzden direkt saldırsak mı acaba? Ya birini götürecek Eternatus, o kesin. Aishart yapmak zorundayım. İnşallah Protect yapmamıştır. İyi yapmamış, güzel. Focus Sash'e ama bayağı da bu şey yaptı ha. Grasslight direkt öldüremedi. Öyle de bir durum var. Sludge Bomb. Biri gitti. Onu anlamıştık zaten. Yapacak bir şey yok yani. Birini öldürecekti. Olsun. Onun tek Pokemon'u var. Bizim henüz iki Pokemon'umuz mu var? Üç Pokemon'umuz var. Ey maşallah. Şimdi direkt Zacian'ı alsam mı? Tailwind var ama benden hızlı şu anda değil mi? Suicune'u mu alsak acaba?
Suicune'da bir şey yapamaz ki ya. Direkt Jashian alayım ben. Flamethrower deneyebilir. Tailwind kaç tur lan? Şimdi Tailwind'den dolayı o hızlı. Ben burada bir Protect deneyeceğim. Mamoswine'da alsak mı acaba geri? Şu Encore muhabbeti kaç 3 tur mu sürüyordu ya? Encore biraz bizim elimizi kolumuzu bağladı aslında. O kadar da iyi durumda değiliz. Yani tam 3'e 1 kaldık ama Meteor Beam mi? What the hell is that? Kime yaptın onu sen? Ya special atağın arttırması kötü oldu. Aa, Suicune'a geldi. Çok götürmez herhalde ya. Evet. Güzel. Tailwind bitti. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Şimdi vuracağız. Direkt vuruyoruz. Yapacak bir şey yok. Keşke Ice Beam koyaydım. Hadi. Hadi iyi vur ya. Jashian göreyim seni. Ah. Olmadı. Ama olsun, iyi vurduk. Tamam. Güzel. Güzel, öldüremedi. Yes. En azından avantajlı duruma geçtik şu an için. Ama dur bakalım. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz birazdan. Neyle başladı? Whimsicott Eternatus'la başladı. İlginç bir başlangıç yaptı aslında. Farklı bir, yani iyi kurtardık aslında, öyle diyeyim ben. Şu an Entei Suicune başlangıcını dener mi acaba? Böyle de bir durum var. Entei Suicune'u dener mi? Şimdi benim Mamo'yla geleceğimi bildiği için, yani öyle geleceğimi düşünerek direkt Lando'yu mu getirir acaba? Yok, onu Ice Shard'la vurduğumu biliyor. Gene Whimsicott'ı atacaktır ya. Başka kim atacak yani? Gene Whimsicott'la mı gelir ya? Whimsicott Eternatus'la mı gelir acaba? Suicune'la gelecek gibi sanki ya. Bana sanki öyle geliyor ya. Ya da direkt Eleki'yle çıkabilir. Değil mi? Ne yapsak acaba? Sıkıntılı bir durum ya. Eternatus da direkt çıkarsa Rillaboom iş yapmayabilir. Suicune'la geleceğimi düşünüp Eleki atabilir. Burada ne yapabiliriz tam olarak? Kararsız kaldım. Suicune, Rillaboom, arkaya Mamoswine, Jashian. Karar vermesi zor ya, ne yapayım yani. Neye geleceğini tabii ki bilemiyorsun. Ama Among Us'ta falan gelmedi de iyi olmuş bir tarafta. Çünkü Ateş Pokemon'u getirmedim. Hadi bakalım. Bu maç son maçımız olsun. Eğer kazanırsak bitiyor bu iş. Entei Whimsicott. Bu da farklı bir olay tabii ki. Suicune Rillaboom çıktı. Biraz kötü çıktık yani. İyi olmadı aslında. Şimdi Fake Out'umuz var.
Fake out yapabiliriz ama encore yapabilir bize direkt olarak. Değil mi? Fake out'un yok. Fake out'un arkasından encore yapamaz. Öyle bir şansı yok. Ama bana direkt vurur. Bir de o var. Yani değil mi? Tailwind'e gidiyorum. Burada da fake out mu acaba? Protect mi gitsem ya? Protect'e gidiyorum ya. Fake out'ta vurma şansı belki vardır. Umarım hata yapmıyorumdur. Helping Hand geldi gene. Extreme Speed mi geliyor? Eruption mı? What? Entei Eruption. Vay. Vay vay vay. Şaşırttı. Şaşırttı şu an. Scarf olabilir mi acaba? Entei. İlginç. Şu an Suicune'u kitleyecek muhtemelen. Encore yaparak. Sanki bana öyle bir his geldi. Eğer scarfsa kaybederiz. Direkt yani. Söyleyeyim. Çünkü eruption çok kötü. Mamoswine'a da çok kötü vurur. Ötekine de kötü vurur. Tailwind. Ah, come on. Olmadı. Olmadı, evet. İkinci maç gitti. Gitti. Çok rahat bir şekilde yenecek bizi yani. Scarf değilmiş. Ya da Scarf. Ama Scarf olsa Tailwind'i niye uğraştın ki Tailwind'le yani? Çok yanlış yaptık ya. Nasıl olur hadi. Ha, o zaten gelecekmiş, tamam. Eruption Entei çok garip. Special değil mi Eruption ya? Special kasmış. Allah Allah. Şaşırttı. Evet, işimiz zor arkadaşlar. Yani kazanma ihtimalimiz sıfıra düştü şu anda. Her türlü. Maalesef. Aa, bana encore yapacak protect'te. Eyvah. Eyvah. Encore yapılıyor muydu protect'te ya? Bir dakika. Yapılıyordu galiba ya. Tüh. Neyse, bu maçı zaten buradan çeviremeyeceğiz. Öyle görünüyor. Umutsuzluk gibi olmasın ama güzel bir şey buldu şu anda yani. Hayat protect encore yapacak ya. Bunu hiç akıl edemedik. Moonblast mı? İyi lan, encore yapmadı. Protect encore yapmıyor mu acaba? Tamam, eruption'un şeyini, gazını biraz aldık ama dediğim gibi iki Pokemon'u bir anda kaybetmek tabii ki bizi müthiş bir şeye soktu. Zorluğa soktu tabii ki. İster istemez. Aa, evet, şimdi olmadı galiba. Encore bu şekilde mi çalışıyormuş ya? Ama ben de o tur yapamadı diye yırtmıştık diye düşündüm ya. Tüh. Neyse. İkinci turu çok kötü kaybettik ya. Evet. Yani buna bir şekilde engel olmamız lazım. Nasıl olacağız ben de bilmiyorum açıkçası.
Taunt deneyeceğiz ama Eruption'dan gene kaçamayız sonuçta ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Gitti ya şeye de. Şimdi bir Encore doğruya atar. Yani çok da bir şey kalmaz geriye. Sadece Protect yapabiliyorum herhalde maalesef. Evet, iyi yakaladı. İyi yakaladı. Evet, yani hak ederek güzel bir şekilde ikinci turu aldı. Evet, bir Encore da buraya yedik. Encore bir sonraki tur yapılırsa işe yarıyormuş demek. Neyse, çok önemi kalmadı ya. Buradan zaten çeviremezdim maçı da. Belki dedim bir şans hani. Bir de kritik yedik, oh. Evet, bu tekniği güzel düşünmüş. Bak, ben bu hiç aklıma gelmemişti. Eruption Entei. Helal olsun, hiç düşünmemiştim açıkçası. Bir kritik de biz attık. Evet, şimdi üçüncü maçı düşüneceğiz. Üçüncü maçta tekniği bulmaya çalışacağız. Whimsicott Entei gelirse gene Whimsicott'ı Taunt'la durdurmaya çalışacağım. Ama Entei'nin Eruption'ını nasıl durduracağız emin değilim. Şu anda yani. Entei'nin Eruption'ını nasıl durduracağız? Ya Torbin mi? Daha iyi bir vuracak bir şeyim yok mu ya? Ne onunla uğraşayım? Tüh ya. İlk maç iyiydik ya. İkinci maç kötü oldu. Işığım azalıyor. Aa, ışığım niye azaldı be? Pil takmıştım bile. Ne oldu ya? Ölemedik mi daha bir türlü? Suikun'u bir türlü öldüremediler. Ya bu maç bizim için bitti. Artık koptuk bu maçtan da. Niye bu azaldı böyle ışığı ya? Burn olmuş bir de, vay vay vay. Evet, ikinci, üçüncü maçta çareyi bulamazsak kaybediyoruz maalesef. Güzel bir teknik bulmuş. Evet. Kötü yenildik. Çok kısa sürdü maçta zaten. Olmadı yani. Yani en fazla L2 ile Thunderbolt yapabilirim. Eruption'ın etkisini azaltmak için. Yani onun dışında da başka aklıma bir şey gelmiyor. Tailwind deneyebilir onun içinde. Entei Scarf olabilir ya bu arada, değil mi? Çünkü sürekli Eruption yaptı sadece. Evet, Entei bir de Scarf yani. Şimdi ne yapmalıyız? Şöyle bir durum var. Eruption'a Mamoswine dayanamıyor. Rillaboom dayanamıyor. Valla tek çaremiz Tornadus. Hele ki başka çaremiz yok. Yani öyle görünüyor. İlk maç iyiydik ama rakip herhalde sürpriz olanı ikinci maça saklamış. Öyle görünüyor. Zor ya, buradan bu çemberden çıkmamız zor. Onu söyleyeyim yani. Scarf. Scarf Entei bir de Tailwind ile birlikte Eleki'yi geçer. Değil mi? 100 hızı var. Geçer. Her türlü geçer. Ne yapmalıyız acaba ya? Zor. Yani Eruption Entei açıkçası hiç beklemiyordum ya. Yani Eruption Entei kullanan da hiç görmedim. Yani
İlginç bir taktik oldu. Genellikle Entei Special çok kullanılmaz ama. Bilmiyorum, Eruption yaptığını bile bilmiyordum Entei'nin ben. Gangzilla'dan öğrenmiş olduk. Evet, Eleki ile çıktı bu sefer. Entei ile çıkmadı. İki Eleki baş başa. Evet, ilginç bir eşleşme oldu bu. Şimdi muhtemelen şey geliyor. Eleki bana vuracaktır muhtemelen tabii ki. Protect mi yapsam? Protect yaparsam da şey oluyor. Encore menkor yiyoruz ya. Double Protect'e gidiyorum ya. Bilmiyorum, bakalım ne olacak. Tailwind yapabilir. Niye Double Protect'e gittim onu da bilmiyorum ama. Yani. Evet, Encore atabilir bana şimdi. Maalesef böyle bir şey var ya, ışığım da gitti ya iyice. Bir Encore geliyor gibi sanki, değil mi? O benden hızlı. Evet, Encore atabilir bana. O yüzden böyle yapacağız. Recelek için. Yani çok da yapılacak bir şey yok aslında ya. Yani. Oraya yaptı Encore'u. Güzel, yine güzel düşündü. Kimse birbirine bir şey yapamadı. Evet, Wall Switch ile kaçmaya çalışıyor şu an. Değiştirebilir muhtemelen. Benim oraya diğer türlü bir saldırı yaptığımı düşünebilir. Bunun işi bitti. Bunu çekeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ya da çekmeyelim ya. Bu tur da kalsın. Kaçamadım. Ya yapma ya. Ya zaten kötü durumdayız. Bir de şunlar olmasın ya. Ama cidden saçmalık ama yani. Kaçacak şimdi yani. Kaçacak belli. Nasıl vuruş la böyle? Sonunda kaçtı. Evet, Entei geliyor galiba, değil mi? Evet. Yok ya, iyi oynayamadık. Yani kafamız ikinci maçtan sonra toparlayamadık kafamızı bir türlü. Saldırı ilk turda kaçmasaydı benim için çok daha iyi olacaktı ama. Entei'ye vurmuş olduk bir de. Çok güzel oldu. Kötü oldu ya. Her türlü kötü oldu yani.
Encore gelecek. Çok bariz belli yani Encore'un geleceği. Taunt denesem mi acaba? Tailwind deniyorum ya. Yani 12 de bitmiş ya, unuttuk tabii ki. Gitti ya maç. Maalesef bitti. Evet. Şampiyon olamadık. Güzel oynadı rakibim. İyi kitledi beni yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Yani ne yapayım, daha yapabileceğim çok da bir şey kalmadı açıkçası. Maalesef. Benden hızlı galiba ya. Değil mi? Taunt maalesef kaçtı. Gerçi Helping kendin şeyi fazla o yüzden. Evet, kaybettik. Scarf'mış bu arada Entei, onu anlamış olduk. Evet, rakibimi tebrik ediyorum. Güzel bir şekilde kazandı. Elimden geleni yaptım. Maalesef olmadı. Bir finalden dönüyoruz yine. Şampiyon olamıyoruz. İlk maçı da güzel kazanmıştık ama sonrasını getiremedik. Rakibimin Eruption Entei'sine maalesef karşı koyamadık. Beklemiyordum açıkçası, yani ne yalan söyleyeyim. Eruption Entei'ye karşı hiçbir önlem almamıştım. Söyleyecek bir şey yok. Türkiye Pokemon Ligi'nde 10 tane Türkiye'nin en böyle güçlü eğitmenlerine karşı mücadele ettik. İyi de mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Finale kadar getirdik işi. Çoğu kişiyi de yendik aslında bu turnuva boyunca. Zaten izlemişsinizdir. Ama maalesef yine finalden dönüyoruz. Yine bir şampiyonluk gelmiyor ama bu böyle bitmez arkadaşlar. Buralara kadar çıkabiliyorsak demek ki bunun devamını da bir gün getireceğiz. Bir gün bir şampiyonluk gelecek diye düşünüyorum. O da PMN 2022 turnuvasında olur umarım diye düşünüyorum. Üzgünüm. Rakibimi tebrik ediyorum tabii ki. Çok da iyi oynadı. Hak ederek kazandı yani. Söylenecek çok da bir şey yok. Kazansaydım tabii ki daha mutlu olacaktım ama Pokemon için buradayız. Mücadele ediyoruz ve finale gelerek de zaten kendimi birazcık kanıtlamış oldum. Söyleyeceklerim bu kadar. Buradan turnuvayı düzenleyen Konka da çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu turnuvayı düzenledi. Bizim yaklaşık 2-3 aydır Pokemon turnuvasında kalmamızı da sağlamış oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Söyleyeceklerim bu kadar. Desteklerinizi devam ettirmenizi istiyorum. Beni bugüne kadar destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Onları üzdüysem de kusura bakmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle.